karşıma çık polemiği var malumunuz. Erdoğan'ın karşıma çık çağrısına Kılıçdaroğlu TV'de tartışalım, TV'de karşıma çık cevabı vermişti. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun TV çağrısına cevap verip yeniden çağrıda bulundu. Biz bu zata seçimde karşımıza çık dedik. O ne anlamış biliyor musunuz? Sanki ben ona televizyona çık demişim. Geceleri sosyal medya videosu yayınlaya galiba siyaseti de ekrandaki görüntüden ibaret sanmaya başladı diyor Erdoğan Kılıçdaroğlu'yla ilgili. Evet, bu zata Malatya'dan tekrar sesleniyorum, ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim diyor Erdoğan. Şimdi ya bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çok özür dilerim, Kılıçdaroğlu stratejisi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına katkıda mı bulunuyor? Bu da başka bir cepheden bakış aslında. Yoksa şansını azaltıyor olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Buyurun siz hemen çok hızlıca alayım. Sadece şey söyleyeceğim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği nokta ne kadar önemli değil mi? Siyasetçisiniz. Sizin kulvarınız nedir? Seçim kazanmaktır değil mi? Siyaset yapmaktır. Siyaset televizyonda tartışmak demek değil ki siyaset. Böyle bir şey yok ki. Televizyonda tartışmayı 5-0 kazansanız ne olur? Peki. Siyasette yarışın yolu belli, çık karşıma dediğinizde aklınızda sizin nasıl televizyon tartışması gibi, ben anlamıyorum. Yani yarışacaksanız siyaset... Televizyonda biz konuşuyoruz işte, bizden farklı konuşacak şöyle, peki, varsa onu zaten açıktan söylüyor. Buyurun Hulki Bey. Ya reklama gidiyoruz dediniz de bir de şunu canlandıralım hakikaten. Hasan Hoca da tam oraya geldi. Şimdi Erdoğan çıkmaz ya, Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan'ın bir televizyon programına, ki ona da bir baba yiğit moderatör gerekir. Öyle yok. Orada bir baba yiğit moderatör gerekir o programa. Onu da halletti Türkiye diyelim. Ya canlandıralım gözümüzün önünde. Yani Erdoğan'la Kılıçdaroğlu ekrana çıksa, Kılıçdaroğlu oradan siyaseten sağa çıkabilir mi ya? Yani ben canlandırıyorum da gözümün önünde. Ya bu... Şimdi geçen gün İsmail Saymaz'ın Halk TV'de galiba yaptığı bir Erdoğan analizi vardı. Diyor ki Erdoğan için, adam diyor çocukluğundan beri işte partide şurada başladı, şu görevleri yaptı, hayatı siyasetin her kademesine geçti diyor. İsmail Saymaz'dan bir Erdoğan güzellemesi geldi diye millet İsmail'i de tefe koydu. Şimdi diyoruz ya, o mahallede herkesin elinde bir giyotin var. Orta çağda bile sadece meydanlarda bir tane giyotin oluyordu bir şehirde. Ya burada o mahallede herkesin elinde giyotin var. Enteresan. İsmail'i de kesmek istediler. Şimdi öyle bir İsmail'in de çizdiği Erdoğan profilini zaten biz herkesi tanıyor. Kılıçdaroğlu'nu da biliyoruz. Bir de beni deneyin demesine rağmen nasıl bir adammış onu da biliyoruz. Şimdi bir açık oturumda Erdoğan'dan söz bile alamaz ya Kılıçdaroğlu, alabilir mi? Yani ben şimdi bak 41 yıllık gazeteci, 28 yıllık moderatör olarak canlandırıyorum. Ya ben diyelim ki o programı sundum. Ya ben ne yaparsam yapayım, bak o programı kimse idare edemez biliyor musun? Ya çok zor. O vallahi programı kimse idare edemez. Görsel hafızam çok iyidir ama bende canlanmadı ya. Ya onun için flu böyle bir program olsa, moderatörlük teklifi bile gelse hemen sıvışmak lazım. Yani bunu geçmişte yapan duayen diyenler oldu. Böyle bir moderatörlüğe girip kendini yok eder insan. Çünkü ikisini de bak açık söylüyorum. İkisini de ekranda kimse idare edemez. Abi, bak açık söylüyorum. Tamam. Hele bu Cumhurbaşkanlığı çok kritik bir seçim. Ama diyelim ki moderatörü de bulduk. Yurt dışından ithal ettik, tamam mı? Geldi bir tane moderatör. Ya Erdoğan'dan söz alabilir mi? Yani sözü bırakmaz Erdoğan. Ayrıca bıraksa bile Erdoğan sustu bak şimdi. Sen Erdoğan'sın, ben Kılıçdaroğlu. Sen şimdi ben bir şey söyledim, Erdoğan olarak sustun. Bir süre sonra patlarsın. One minute çekersin. Şimdi yani hakikaten bu Kemal Bey'i kutluyorum. Abi yani sen... Erdoğan'la bir televizyon açık oturuma çıkma abi, cesaretini gösterdiği için kutluyorum. Dolayı... Abi sen okumuş adamsın. Yani, abi sen okumuş adamsın. Ya, gayet bizi kibar izleyen... ince tarif ediyorsun. Yani incinmiş demiyorsun da. Yani. Ya, hakikaten ya, bak espri tarafı var ama ciddi söylüyorum. Ya belagat açısından, içerik açısından. Şimdi Erdoğan diyecek ki bak ya bir gün canlandıralım bunu. Ya biz TOK yapıyoruz, milli araba yaptık diyecek. Mesela Kemal Bey ne cevap verecek? Biz milli savunma sanayi yaptık, uçaklarımız var, işte Mete Bey'in dediği gibi şu marka bunlar falan. Ne diyecek mesela Kemal Bey? Geç bunları, bunlar yalan mı diyecek? Ya ne diyecek? Ekonomi diyecek. Ekonomi iddiası da Kemal Bey'in ve muhalefetin çöktü biliyor musun? Neyle çöktü? TOKİ ile çöktü. 7,5-8 milyon başvuru bunu satın aldı. Tabii 10 milyonu geçti. 10 milyon aile demek. Her aileden bir kişi ya. 10 milyon tamam. Aile. 4 ile çarp 40 milyon aile. Ya bunu satın aldı. Bunda ya ne diyecek mesela? Ekonomi çöktü. Bu kadar talep var. İnancını kaybetmiş olsalar da Erdoğan'a bu TOKİ projesinde de vatandaş şöyle derdi. Ya bu palavra, bizi kandırıyorlar. Bir de 500 liralık aidat yatırmayalım abone başvurusunda. Boş ver, bize de çıkmaz. Kendi taraftarlarına çıkar bu falan filan, birçok bahane bulur. Gelmezdi ama bütün bunları çöpe attı ve umutla başvurdu. Şimdi ne diyecek mesela açık oturumda Kemal Bey buna karşı? Ya diyecek bir şeysi yok. Mesela Erdoğan dese ki açık oturumda, sen Amerika'ya gittin, o 8 saatte ne yaptın? Nerede yedin hamburgeri, kimlerle yedin dese, mesela Kemal Bey toplumu inandırmak için fotoğraf mı çıkarıp gösterecek? Yani ne olacak? Ben hakikaten bunca yıllık moderatör canlandırıyorum gözümde. Kemal Bey nasıl cesaret etti? Tebrik ediyorum. Keşke böyle bir açık oturum olsa. Keşke olsa. Yani hatta şu bile olsa çok güzel. O altılı masanın hepsi bir tarafta, Erdoğan bir tarafta tek başına olsa o da çok güzel bir açık oturum olur. 18 tane de hani maçlarda 40 kamerayla mı izleniyor şey? 18 tane moderatörle falan idare etmek lazım onu. Peki o zaman kısa bir ara verelim, sonra devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan TV'ye çık çağrısıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun geceleri sosyal medya videosu yayınlaya galiba siyaseti de ekrandaki görüntüden ibaret sanmaya başladı. Ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu da vizyonlarımızı yarıştıralım, açıkça konuşalım diyor yine TV davetiyle. Buyurun, şunu da sormuştuk. Kılıçdaroğlu stratejisi Erdoğan'ın yani adınız neyse bilelim ya da karşıma çık stratejisi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına katkı mı sağlıyor acaba yoksa şansını mı azaltıyor? Tabii bu da bir soru bu konuyla ilgili. Buyurun, ne düşünüyorsunuz Melik Bey, siz dinleyelim. Bence yani sondan başlarsam bence Kemal Bey için bu avantaj. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onu hedef seçmesi onu siyasetten büyüten bir şey. Hani hatırlayın mesela geçen seçim döneminde Meral Hanım çok çırpınıyordu. İlla Erdoğan benim için bir şey söylesin diye. Erdoğan uzun bir süre görmezden geldi onu. O her seferinde daha da agresifleşiyordu. Çünkü Erdoğan'ın siyaseten polemiğe girdiği kişi doğal olarak hani büyüyor. Bir majör aktör haline geliyor. O anlamda Kemal Bey için bence bir avantaj. Fakat bu televizyona çıkma meselesini ben anlayamadım. Ya mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hangi sıfatla tartışacak? Önce adaylığı garantilemesi gerekmiyor mu? Yani bir çatı adaylığı çıksın masadan. Ondan sonra desin ki ya ben Cumhurbaşkanı adayım, hadi gel. O zaman anlamlı olabilir o çağrı. Fakat daha aday değilsiniz. Mesela biz ne yapacağız? Yani mesela niye Erdoğan'la tartışacaklar? Niye mesela Temel Karamollaoğlu, niye Meral Akşener değil? Niye atıyorum Mustafa Sarıgül değil, niye Muharrem İnce değil, niye Kemal Bey? Bir anlamı var mı sizce? Biraz daha perspektifi genişletirsek, ben buraya gelene kadar 123 tane parti vardı. O arada kurulmamıştır. Saat çünkü geçiyordu 5'i. Yani 123 tane parti daha var. Onların genel başkanları da olabilir. Ya bir sıfatınız olması gerekmiyor mu? Yani önce masadan adaylık için vizeyi alın, çatı adaylık vizesini. Deyin ki ya ben Cumhurbaşkanı adayına talibim ve senin rakibinim, gel. Eyvallah, yani önce bir kuradan çık. Yani değil mi? Yani sen daha hani kuradan çıkmamışsın. Ben Şampiyonlar Ligi'ndeyim. Ben hani nasıl rakibim olacaksın ki? O yüzden bence o işin düzlemi çok garip. Bir de bence Kemal Bey Erdoğan'ın zaten bunu elin tersiyle iteceğini bildiği için oradan sürekli yürüyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kabul etmeyeceğini bildiği için oradan yürüyor. Yani %1 bile bir ihtimali olsa Kemal Bey ona cesaret edemez. Yani Hulki Bey'in dediği gibi çok bariz bir siklet farkı var. Peki. Ama dedim ki yani çatı adaylığı olursa o çağrı anlamlı hale gelebilir. Ama şu anda çok anlamsız. Peki.